ki dersimiz dil üzerine ve hareket neredeyse büyük ölçüde dil de oradadır. İnsana özgü dil üzerine yapılan çalışmalar, insan doğasına ilişkin farklı kuramlar için anlaşmazlık konusu ola gelmiştir. İnsan üzerine düşünen her filozof, her psikolog, her hümanist ya da her sinir bilimci, insan dilinin doğası ve işleyişi üzerine bir iddia ileri sürmek durumundadır. Bunu söylerken Aristo, Plato, Hume, Locke, Freud ve Skinner gibi kişilerden tutun da bilgisayar kuramı, bilişsel sinir bilim, evrim kuramı ve kültürel psikoloji gibi günümüz yaklaşımlarından da bahsediyorum. Eğer ki insanların ne yaptığına ve nasıl yaptığına ilişkin başarılı bir kuram oluşturmak istiyorsanız, dil konusuna değinmeniz ve dilin ne olduğunu açıklamanız gerekmektedir. Aslında bu ders kapsamında bahsedeceğim diğer birçok konunun aksine dil, çok ilgi çekici bir konudur. Öyle ki yalnızca farklı dillerin yapılarının ve aralarındaki küçük ayrımların çalışılmasına adanmış bir alan, dil bilim alanı bulunmaktadır. Ayrıntılara girmeden önce tanımsal bir noktaya değineceğim. Dil dediğim zaman İngilizce, Flamenkçe, Worldpre, İtalyanca, Türkçe, Urdu dili ya da derse başlamadan önce örneklerini görüp işittiğimiz sistemlere benzer sistemlerden söz ediyorum. Oysa siz dili farklı bir anlamda kullanabilirsiniz. Örneğin dil terimini köpeklerin, şempanzelerin ya da kuşların yaptığı şeyi tanımlamak için kullanabilirsiniz. Dili müziği anlatmada, müziksel bir dilden söz ederken, sanattan söz ederken ya da herhangi bir iletişim sistemi olarak kullanabilirsiniz ve bunun bir sakıncası yoktur. Dil sözcüğünü nasıl kullanmanız gerektiğine ilişkin herhangi bir kural yoktur. Fakat sorun şu ki, dil sözcüğünü son derece kapsamlı bir biçimde kullanırsanız, bilimsel açıdan dil hakkında ilginç sorular sorulamaz hale gelir. Eğer dil İngilizceden trafik işaretlerine kadar her şey anlamına gelirse, hakkında ilgi çekici genellemelerde bulunamaz ve dil üzerine bilim yapamayız. Öyleyse yapmak istediğim şey dilin bilimsel tanımını tartışmak. Bunu yapabilmek için de öncelikle kendimi İngilizce, Flamenkçe, Amerikan dili, Navajo ve benzeri sistemlere sınırlandıracağım. Bir kere bu sınırlandırılmış açıdan dile ilişkin bir takım genellemelere ulaştıktan sonra hayvanların iletişim sistemleri gibi diğer sistemlerin yaptığımız dar tanımla ne kadar bağlantılı olduğunu sorabiliriz ki soracağız da. Yani bu dar bağlamda dilin hangi özelliklere sahip olduğu sorusuyla başlayıp daha geniş bir bağlamda diğer hangi iletişim sistemlerinin bu özelliklere sahip olduğunu sorabiliriz. Dil hakkındaki bazı şeyler gayet nettir. Bunlardan bazıları şunlar. Yani soracağımız sorular bunlar. Bugünkü tartışmamızın çerçevesini bunlar oluşturacak. Öncelikle dille ilgili bazı temel olguların üzerinden geçeceğiz. Dillerin ortak noktalarını, nasıl geliştiklerini ve insan dışındaki canlılarda dil ve iletişim üzerine konuşacağız. Bu derse dil ile ilgili çok önemli iki olguyu örnekleyen bir sunumla başladım. Bu önemli olgulardan biri bütün dillerin bazı derin ve karmaşık evrenselleri paylaştığıdır. Bilhassa bütün diller en basit seviyede bile düşünceler, önermeler ve nesnelerin konumsal ilişkileri gibi soyut kavramları iletebilecek güçtedir. Dünya üzerinde soyut şeyler üzerine konuşamayacağınız bir dil yoktur. Tüm dillerle bunu yapabilirsiniz. Derse başlamadan önce yapılan sunumun örneklediği bir diğer olgu da dillerin ne denli farklı olduğudur. Bütün diller kulağa farklı gelir. Eğer bir dil biliyorsanız bu ille de bir diğerini bileceğiniz anlamına gelmez. Bunun nedeni yalnızca diğer dili anlayamamanızla sınırlı değildir. Diğer dil kulağa garip geliyor olabilir ya da işaret dili söz konusuysa farklı görünüyor olabilir. Yeterli diyebileceğimiz herhangi bir dil kuramı, diller arasındaki ortak özelliklerin ve farklılıkların ikisini de göz önünde bulundurmak zorundadır ve bu da psikolojik ve bilişsel dil bilimin karşılaştığı sorundur. Charles Darwin'in dil üzerine öne sürdüğü ilginç bir iddia ile başlayalım. Darwin, küçük çocukların yazmaya ya da pişirmeye eğilimli olmadığı halde anlamsız sesler çıkarma eğiliminde olması durumundan gördüğümüz üzere insanoğlunun konuşmaya İçgüdüsel bir eğilimi vardır diye yazar. Ve Darwin'in burada öne sürdüğü görüş ki bu tartışmaya açık ve ilginç bir görüştür.
Verdiği diğer örneklerin aksine dile özel yapan şeyin dile ilişkin bir çeşit içgüdü, kapasite veya eğilim olduğudur. Hiçbir şey bize doğal olarak gelmez ama Darwin'e göre dil böyledir. Peki buna neden inanmalıyız? Darwin'in iddiasını destekleyen bazı temel olgular vardır. Her şeyden önce bütün insanlar topluluklarının dili vardır. Yayılma sırasında kültürler genellikle kendi kültürlerinden çok farklı olan diğer kültürlerle karşılaşır. Ama tarih boyunca hiç kimse dili olmayan bir toplumla karşılaşmamıştır. Peki bu dilin insan doğasına gömülü olduğunu gösterir mi? İlla ki öyle olmak zorunda değildir. Dil kültürel bir icat da olabilir. Örneğin dil o kadar iyi bir fikirdir ki her kültür bununla karşılaşmış ve bunu geliştirmiş olabilir. Hemen hemen her kültür yemek için çatal, kaşık, yemek çubuğu, bıçak gibi çeşitli aletler kullanmıştır. Bu, büyük ihtimalle bu çeşit alet kullanımının insan doğasında olmasından kaynaklanmamaktadır. Aksine bu tip alet kullanımı çok kullanışlı olduğundan kültürler bunu tekrar ve tekrar keşfetmeye devam etmiştir. Ancak dile gelince bunun doğru olmadığını biliyoruz. Bunu bilmemizin nedenlerinden biri de dilin tek bir nesilde yaratıldığını gösteren vaka çalışmalarıdır. Ve bu tip vakalar tarih boyunca ola gelmiştir. Buna verilecek en yaygın örnek köle ticareti içinde yer alan insanlardır. Pamuk, kahve, tütün ve şeker etrafında dönen köle ticaretinde olası bir isyanı engellemek için farklı dil altyapılarından gelen köle ve işçilerin karşılaştırılması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Farklı kültürlerden getirilip köleleştirilmiş bu insanlar birbirleriyle iletişim kurabilmek adına eğreti bir iletişim sistemi oluşturmuşlardır. Buna Pidgin, P-I-D-G-E-N denir. Ve bu karma dil anlaşmak için kullandıkları yoldur. Pidgin bir dil değildir. Farklı dillerden alınan sözcük dizilerinin gelişigüzel olarak bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. Asıl soru bu toplumda yetişen çocuklara ne olduğudur. Sizler onların Pidgin konuşmalarını bekleyebilirsiniz. Ancak durum böyle değildir. Gerçekte olan çocukların tek bir nesil sürecinde kendi dillerini geliştirdikleridir. Zengin bir söz dizimi, yapı bilgisi ve ses bilgisine sahip bir dil oluştururlar ki bu terimleri birkaç dakika içinde açıklayacağız. Çocukların yarattıkları bu dile kreyol denir. Günümüzde kreyoller olarak bildiğimiz diller tarih boyunca görüle gelmiştir. Bu da kreyollerin Pidgin'den geliştiği anlamına gelir. Ayrıca bu ilginçtir çünkü belli bir yere kadar dili anlama, öğrenme ve kullanma yetilerinin insan doğasının bir parçası olduğunu gösterir. Bu yetiler yoğun bir kültürel geçmişe gerek duymaz. Onun yerine normal bir çocuk tam olgunlaşmamış bir dile maruz kalmamış olsa bile bir dil yaratabilir. Yakın zamanlarda işaret dili edinen çocuklara ilişkin vaka incelemeleri de yapılmıştır. Nikaragua'da işaret dilini çok iyi bilmeyen yetişkinlerden, İşaret dili öğrenen çocuklara ilişkin harika bir vaka mevcuttur. Bunlar bir çeşit ikinci dil öğrenmeye çabalayan kişilerdir. Sizin beklediğiniz çocukların yetişkinlerden öğrendikleri sistem neyse onu kullanmaları olabilir ancak öyle olmamıştır. Çocuklar bu sistemi kreolleştirmişlerdir. Yetişkinler tarafından geliştirilen bu eğreti iletişim sistemini alıp tekrar gelişkin bir dile çevirmişlerdir ve bu da insan doğasının dil yaratmaya yetkinliğini gösterir. Ayrıca her normal insanın dili vardır. Bu sınıftaki herkes bisiklet süremeyebilir. Bu sınıftaki herkes satranç oynayamayabilir. Ancak herkes en az bir dile hakimdir ve herkes en az bir dil öğrenmeye çocukken başlamıştır. İstisnalar vardır. Ancak bu istisnalar bazı beyin hasarlarından kaynaklanmaktadır. Nörolojik olarak normal olan her insan er geç bir dile hakim olacaktır. Başka ne biliyoruz? Dilin insan doğasının bir parçası olduğu iddiası bazılarını daha önceden beyinle ilgili üniteyi okurken beynin dile ayrılmış kısımlarından söz eden bölümlerinde değinirken gördüğümüz nörolojik çalışmalarla desteklenmektedir. Eğer beynin bu bölümleri hasar görürse dili kullanmada kusurlar oluşur ya da dili anlama ve yaratma yetinizin kaybı anlamına gelen afazi gelişir. Daha spekülatif olarak
yakın sayılabilecek zamanlarda dilin genetik temelini araştıran, doğrudan dili öğrenme ve kullanma kapasitesinden sorumlu genleri inceleyen çalışmalar yapılmıştır. Ve kimi talihsiz insanlarda bu genlerin mutasyona uğrayarak kişilerde dili kullanma ve öğrenme yetisinin kaybına yol açması gibi bazı ufak deliller bu genlerin işe karıştığını gösteriyor. Genel olarak incelendiğinde çok geniş düzeyde dilin insan doğasının bir parçası olduğu iddiası desteklendiği görülmektedir. Peki dil derken neyi ima ediyoruz? Dil hakkında konuşurken neden bahsediyoruz? Kendimize örneğin İngilizce ya da Fransızca ile sınırlandırmak istemeyiz. Peki bütün dillerin ortak noktası nedir? Bütün diller yaratıcıdır ve bu bir takım şeylere işaret etmektedir. İşaret ettiği anlamlardan biri René Descartes'in vurguladığı anlamdır. René Descartes'in bizim makinelerden daha fazlası olduğumuzu öne sürerken kullandığı en iyi delil, insanların dil kapasitesi hiçbir makinenin yapamayacağı kadar sınırsız ve serbesttir. Söylemek istediğimiz her şeyi söyleyebiliriz çünkü özgür iradeye sahibiz ve aslında dil sınırsız cümle üretmemize olanak tanır. Daha önce hiç işitilmemiş cümleler kurabilir ve daha önce hiç işitilmemiş cümleleri anlayabiliriz. Ve böyle birçok cümle vardır. İngilizce'de 20'den az sözcükle dil bilgisi kurallarına uygun kaç cümle üretilebileceğini düşünecek olursanız cevabımız çok olur. Bu da dil kullanımı ve dil kavramaya ilişkin hiçbir teorinin basitçe sıralanamayacağı anlamına gelir. Size söylediğim birkaç cümleyi daha önce hiç işitmemiş olsanız bile cümleyi anlayacak kapasiteye sahip olmanız gerekir. Bu kapasite sayesindedir ki daha önce dünya üzerinde hiçbir insan tarafından telaffuz edilmemiş bir cümleyi çaba sarf etmeden üretip anlayabilmekteyiz. Aranızda dünya üzerinde daha önce söylenmemiş, müstehcen ya da aşağılayıcı olmayan bir cümle söylemeye gönüllü olan var mı? Buyurun, ben başlıyorum. Kalitesini çok umursamıyorsan, eBay'den mor bir kravat almak şaşırtıcı derecede kolaydır. Bu cümleyi daha önce kimsenin söylemediğini düşünebilirim. Vampir avcısı Buffy'yi iTunes üzerinden kimse kolaylıkla indiremediği için üzgünüm. Bu cümlelerin daha önceden birileri tarafından kurulmuş olma ihtimalleri var. Ancak muhtemelen siz bunları ilk kez burada duydunuz ama onları hemen anladınız. Peki bunu nasıl yaptınız? Kafanızda bazı kurallar var. Sözcüklerin ne anlama geldiğini daha önce öğrendiğiniz ancak kafanızın içinde soyut ve bilinçli olarak farkında olmadığınız kurallar sözcükleri alıp dizilimleri çözerek saniyeden de az sürede cümleyi anlamanızı sağladı. Bu da dil bilimcilerin çalıştığı türden konulardandır. İngilizce üzerine dil bilim çalışmalarından bazı genel örnekleri ele alalım. Ve aklınızda tutun, burada sözünü ettiğimiz kurallar bildiğinizi açıkça dile getiremediğiniz kurallardır. Görsel algı bağlamında da bahsedeceğimiz türden otomatik, bilinçli anlamaya kapalı ve örtük kurallardır. Örneğin kuzu yemeğe istekli ve kuzu yemeği istedik cümlelerini okuduğunuzda İkisi arasındaki önemli farkı bir anda kavrarsınız. Kuzu yemeğe istekli cümlesindeki durum, bir kuzunun yeme eylemiyle ilişkisini anlatırken, kuzu yemeği istedik cümlesindeki ifade, kuzunun başkaları tarafından yenildiği duruma ilişkindir. Ayşe Mehmet'in onu sevdiğini biliyor gibi bir cümleyle karşılaştığınızda, daha nasıl yaptığınızı bilemeden bu cümlenin Ayşe'nin Mehmet'in Ayşe'yi sevdiğini bildiği veya Ayşe'nin Mehmet'in Leyla'yı sevdiğini bildiği anlamlarına gelebileceğini bilirsiniz. Ancak aslında bu cümlenin Ayşe'nin Mehmet'in Leyla'yı sevdiğini bildiği anlamına gelemeyeceğini bilirsiniz. Gerçekte bu cümlenin doğal yorumlaması Ayşe'nin Mehmet'in Ayşe'yi sevdiğini bildiğidir. Yalnızca Ayşe'nin Mehmet'in Mehmet'i sevdiği anlamına gelen Ayşe Mehmet'in kendi kendisini sevdiğini biliyor cümlesinin aksine buradaki iki sözcük Mehmet ve Leyla ortak bir zamirle yani o'yla temsil edilmektedir.
yaşamlarını sürdürmek için dil bilimcilerin yaptıkları bu tip işlerdir. Ben bu konu hakkında konuşurken kendi kendinize önümdeki 40 yılımı bu konuyu araştırarak geçirmek istiyorum diyorsanız dil bilimci olmalısınız. Ancak bu konular bizim de ilgilendiğimiz görüngelerdendir. Şimdi işler daha da karmaşıklaşıyor. Üzerinde konuştuğumuz bu örnekler söz dizim örnekleriydi. Ancak dilde pek çok yapı vardır. Dil aşağıdan yukarıya doğru giden yapılara sahiptir. Tüm insan dilleri ses ve işaretler sistemi olan ses bilgisi, sözcük ve anlamın temel birimleri olan morfem sistemi olan yapı bilgisi ve sözcük ya da kalıpları anlamlı ifadeler oluşturacak şekilde nasıl dizileceğine ilişkin kuralları içeren söz dizilimine sahiptir. Diğer konulara geçmeden önce dilin bu üç unsurundan kısaca bahsetmek istiyorum. Steven Pinker'ın bu konu üzerine bence muhteşem bir tartışmanın yer aldığı The Language Instinct kitabına minnettarım ve bazı örneklerimi Pinker'dan aşıracağım. Ses bilgisi. Ses bilgisi dilin sahip olduğu sesler sistemidir. Dilin kullanılabileceği olası sesler için sınırlı bir liste vardır. Bir süre için işaret dili ve işleyişi sorununu bir kenara bırakıyorum. Bundan kısa bir süre sonra tekrar bahsedeceğim. Genel kanı İngilizcenin yaklaşık 40 foneme sahip olduğudur. Yani yalnızca ana dili olan İngilizceyi bilen biriyseniz duyduğunuz her konuşma ve her ses bu 40 foneme dahildir. Örneğin İngilizce'de lu ve le ve re fonemleri vardır ve İngilizce konuşan kişi lip ve rip arasındaki farkı bilir ve bu ikisi İngilizce'de farklı iki sözcüğe karşılık gelir. Fonemlere ilişkin bu ayrımın olmadığı diğer dilleri konuşan kişiler için bu farkı öğrenmek çok zordur. Yani dil öğrenirken olan şeyin bir kısmı dilinizdeki fonemleri öğrenmektir. Dil öğrenmedeki bir diğer zorluk da sözcükler arasındaki sınırların ne olduğunu çözmen gerekliliğidir. Sözcükler arasındaki sınırları çözmek için ses işaretleri kullanmanız gerekir. Eğer bugüne kadar duyduğunuz tek dil İngilizce ise bu sorunu açıklamak için biraz garip bir örnek olacak. Çünkü beni konuşurken duyuyorsunuz ve söylediğim her sözcük arasındaki duraklamayı işitiyorsunuz. Bir sözcüğün nerede bittiğini, diğerinin nerede başladığını anlamak için dahi olmanıza gerek yok. Ancak sözcükler arasındaki bu duraklama psikolojik bir yanılsamadır. Ses titreşimlerinizi ölçen bir osiloskopa konuşacak olursanız sözcükler arasında duraklama olmadığını göreceksiniz. Sözcükler arasındaki bu duraklamalar bir sözcüğün nerede başladığını, diğerinin nerede bittiğini çoktan bildiğiniz için zihniniz tarafından eklenmektedir. Bu noktada sizler de sözcükler arasına duraksamalar koymaktasınız. Bilmediğiniz bir dili işittiğiniz zaman bunun örneğini görürsünüz. Aranızda hiç Fransızca bilmeyenler birisinin je ne sais pas dediğini duyduğunda olağanüstü Fransızca'da sözcükler arasında hiç duraklama yok diye düşünebilir ve siz Fransızca konuşan biri tabii ki je ne sais pas'ı işitir. Örneğin İbranice bir cümle biliyorum. Sihaha eo semahuş. Sanırım lavabonun nerede olduğunu sormak için kullanılıyor. Ancak İbranice bilmiyorsanız yine hiç duraklama yok. Ve gerçeği isterseniz her biriniz sunumlarınızı yaptığınızda kimse adam akıllı konuşmadı. Çünkü kimse konuşmadı. Cümle bu. Glorp, Fendel, Smoke, Wagon. Ancak daha çok kulağa blu 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 diye hiç aralıksız konuşuyor musunuz gibi geldi. Çünkü dillerinizi bilmiyorum. Çocuklar hiçbir dili bilmeden dünyaya gelirler. Yani duraklamaları öğrenmek zorundadırlar. Sesleri belirli bir bağlamda yorumlamayı öğrenmeleri gerekir ve bazen hata yaparlar. Bölme ile ilgili sorunlar yaşarlar. Birkaç örnek verelim. Çocukların bu hatalarını toplum tarafından iyi bilinen bir şeyi tekrar etmeye çalıştıklarında görebilirsiniz. Özellikle şarkı sözleri bunun için iyi örneklerdir. Bunlar çocuklardan bazı alıntılar. Yine yoksun diye düşmanım Herkül'e. Bu söylenen neye karşılık geldiğini çözen ya da bilen var mı? Düşmanım her güne. Çok iyi. Mustafa Yağmur var İstanbul'da. Tahmin edecek olan. Ve arabesk kopça Alaturka sırtım dayamalı bir hırka yırtık bir ruh için. Ses
Ses bilimsel anlayış, dili işlemenin ve aslında bilincin tüm boyutlarını gözler önüne serer. Çünkü bir cümle işittiğinizde sözcükler arasındaki boşlukları zihninizde yaratıp sizin koyduğunuzu söylemiştim hatırlarsanız. Benzer şekilde zor anlaşılır, belirsiz bir şeyler olduğunda aradaki boşluğu doldurur ve sözcüğün ne olduğunu çözersiniz ve çözdüğünüz şekilde işitirsiniz. İşte birkaç örnek, en iyi örnekler yine yanlış anlamalardan geliyor. Bunun için en klasik örnek Rick James'in Super Freak şarkısı. Telif hakkı üzerine büyük bir konferans verdiler ve bu yaptığım birçoğunu ihlal edecek. Bundan 2 yıl sonra Rick James bir gün oturmuş internete bakarken bunu gördüğünde hey bu benim eserim diyecek. Neyse sizden şu satırları dinlemenizi istiyorum. Çoğunuz bunu daha önce duyduğuna eminim ancak bir de yakından dinlemenizi istiyorum. Neydi burada söylediği? The kind of girl you read about. Görünen o ki kimse bilmiyor. Yukarıdan aşağı yorumlama yapan pek çok insanda olduğu gibi Bara'da she's the kind of girl you read about in Newsweek magazine demiş gibi geliyor. Fakat devamındaki you don't want to bring home to mama sözlerinin tamamı verildiğinde hiç mantıklı gelmiyor. Şarkının sözlerine tekrar bakacak olursanız gerçekte kızın kind of girl you read about in New Wave magazines dediğini görüyoruz. Şimdi tekrar dinlediğinizde siz de bildiğiniz için bu şekilde işiteceksiniz. İşte bu yukarıdan aşağı işlem olarak bilinir. Yukarıdan aşağı işleme işittiğiniz şeyin ne olduğunu bildiğinizde onu o şekilde duymanın bir örneğidir ve iş sesler arasındaki boşluğu doldurmaya geldiğinde hayli kullanışlıdır. Normal bir konuşmada ben lem diyeceksem siz bunu cü öksürük lem olarak işitmez cümle olarak işitirsiniz. Yani boşluğu doldurursunuz. Bu bazı sorunlara yol açabilir. Bunun benim yaşamımda yol açtığı sorun Get Crunk şarkısı etrafında döner. Çünkü ben Get Crunk'ı duydum ve çocuklarım bana iTunes'dan Get Crunk'ı alıp alamayacağımı sordular. Çocuklarım 8 ve 10 yaşındalar. Şarkıyı daha önce duyduğum için Get Crunk çok ayıp söz, Get Crunk çok ayıp sözden oluşan bir nakaratı olduğunu biliyordum ve dedim ki hayır. Çocuklarım da şarkının daha edepli bir sürümü olduğunu söylediler. Ben de o sürümünü indirdim. Ne yazık ki sözcüğün ne olduğunu bildiğimden edepli sürümü de çok edepli gelmedi bana. Şimdi insanlar bir şeyler yazıp çizmeye başlamadan eklemek isterim ki bu edepli sürümü. Çok şükür müstehcen sözcüğü çıkarmışlar. Neredeyse her zaman yukarıdan aşağı işleme bazı şeyleri nasıl daha iyi işittiğimizi etkiler. Aslında görmek üzerine konuşacağımız bir sonraki dersin de teması bu olacak. Çünkü aynı şey görmede de olmaktadır. Dünyayı nasıl gördüğümüz genellikle karmaşık ve kafa karıştırıcıdır. Ancak bildiklerimiz işitmede olduğu gibi ortalığı temizler. Yapı bilgisi bir sonraki üst seviyedir. Ses bilim seslerdir. Yapı bilgisi ise sözcükler. Ve insan dili, mükemmel dil bilimci Ferdinand de Saussure tarafından açıklanan dil göstergesinin nedensizliği adlı inanılmaz hileyi kullanmaktadır. Bu da dünyadan keyfi herhangi bir düşünceyi alıp bir sandalye, hikaye ya da ülke gibi bu düşünceyi bağlayacağımız bir ses ya da gösterge yaratabileceğimiz anlamına gelir ve aradaki bağ da keyfidir. Köpek için hav gibi bir sözcüğü kullanmayı seçebilirsiniz. Çünkü köpeğin çıkardığı sese benzemektedir. Ancak ülke sözcüğü için ülke gibi tınlayan bir sözcük kullanamazsınız. İçmek eylemini işaret diliyle anlatmak için bir şeyler içerken yaptığınız hareketi kullanabilirsiniz. Ancak ülke için işaret dilinde ülkeye benzeyen işaretler yapamazsınız. Tıpkı düşünce sözcüğü için düşünceye benzer hareketler yapamadığınız gibi. Yani dilin işleyiş biçimi keyfi isimlendirmeye izin verir. Dil simgeyle kullanmak istediğimiz herhangi türden bir düşünce arasındaki bu haritaya olanak sağlar. Bu keyfi haritalar biz onları öğrendikçe bir dilin
söz dağarcığını oluşturur. Sözcükler hakkında konuşuyorum ancak daha teknik bir tabirle söylemek gerekirse morfem hakkında konuşuyorum. Morfem bir dilin anlamlı en küçük birimidir. Yani sıklıkla sözcükle aynı anlama gelir. Kuş bir sözcüktür ve aynı zamanda bir morfemdir. Ancak tek morfemler olduğu gibi birçok morfemden oluşmuş sözcükler olduğunda durum her zaman böyle değildir. Kuşlar ve kuşak birer sözcüktür fakat iki morfemdir. Ve bu da iki morfemi bir araya getirerek sözcüğü oluşturduğunuz anlamına gelir. Başka bir deyişle kuşların ne anlama geldiğini bilmek için kuşlar sözcüğünü öğrenmenize hiç gerek yoktur. Tek bilmeniz gereken kuş sözcüğüyle çoğul morfemi lardır ve sözcüğü yaratmak için ikisini bir araya koyabilirsiniz. Ortalama bir konuşmacı kaç morfem bilmektedir? Yanıt bir hayli ürkütücü. Eksik bir tahminle ortalama bir konuşmacı 60 bin civarında sözcük bilmektedir. Ancak bence daha uygun bir tahminle 80 bin ya da 100 bine yakındır. Bu da yuvarlayacak olursanız çocuklar yaşamlarının ilk yılı civarında ilk sözcüklerini öğrenmeye başladıklarından bu yana yaklaşık olarak günde 9 yeni sözcük öğreniyorlar demektir. Bu her zaman için günde 9 sözcük olarak ilerlemez. Yaşa bağlı olarak bu sayı artar ya da azalır. Fakat hala bildiğimiz sözcük sayısı şok edici. Kaçınız birden fazla dili akıcı bir biçimde biliyor? Diğer dilleri bilenleriniz kafalarının içinde 200 bin ya da 300 bin sözcük taşıyor olabilir ve saniyeden daha kısa bir sürede onlara erişiyor. Bu yaptığımız mantıken insanların yaptığı hayret verici şeylerden biri olarak görülebilir. Son olarak söz dizimi. Dilin ses sistemine sahibiz, fonoloji. Dilin sözcüklerine sahibiz, morfoloji. Ancak tüm bunlar size yalnızca köpek, bardak, sandalye, ev, hikaye ve düşünceyi verir. Karmaşık fikirleri iletmenize olanak sağlamaz. Bu yüzden hikayemizin son kısmı söz dizimidir. Ve söz dizimi de sözcükleri, sözleri de cümle oluşturacak şekilde bağlamanızı sağlayan ilke ve kurallara işaret eder. Ve söz dizimi de bu sefer Wilhelm von Humboldt tarafından tanımlanmış sınırlı iletişim aracının sınırsız kullanımı adlı bir diğer harika hileyi kullanır. Soru şu, sözcük dağarcığınız sınırlı. Birçok sözcük var. Hepsini tek tek öğrenmeniz gerek ancak gerçekte sınırsız sayıda cümle kurabilirsiniz. Bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Sınırlı sayıda simgelerden oluşan bir listeden nasıl sınırsız sayıda cümlelere geçebiliyorsunuz? Bunun cevabı tümleşik bir sisteme sahip olmanızdır. Doğa ya da kültür içinde tümleşik sisteme sahip tek şey dil değildir. Müzik de tümleşik sisteme sahiptir. Sınırlı sayıda nota olmasına karşın sınırsız sayıda müzikal kompozisyon vardır. DNA da bu tür bir tümleşik sisteme sahiptir. Sınırsız sayıda olası DNA dizilimine bağlayabileceğiniz, sınırlı sayıda baz ya da sanırım amino asit vardır. Peki bu nasıl oluyor? Çoğunuzun matematik ya da bilgisayar biliminden aşina olabileceği gibi sonsuzluk düzeneği tekrarlamadır, öz yinelemedir. Bunun hakkında söylenecek çok şey var ancak basitçe dilde gözler önüne serilmiştir. Bakın çok basit bir dil örneği. Dil bilimcilerin normal dil tanımlarına çok yakın ancak yine de çok basit. Bu dilde 3 isim var. Fred, Barney ve Wilma. Ve 2 eylem. Düşünmek ve sevmek. Çok basit bir dil ve tek bir kural var. Bir ismi, herhangi bir ismi alıyorsunuz. Bu isimden sonra eylemi getiriyorsunuz ve bu eyleme de bir isim takip ediyor. Peki böyle yaptığınızda ve bundan sonra örneğin Fred sever Wilma'yı gibi kaç tane cümle elde edersiniz? Böyle yaptığınızda olası kaç cümle vardır? Bana bir saniye verin. Tamam, hiç tahmin var mı? 18. Cümleler Fred sever Fred'i, Fred sever Barney'i, Fred sever Wilma'yı, Fred düşünür Fred'i, Fred düşünür Wilma'yı gibi ve buna benzer şekilde devam ediyor. Herhangi 3 sözcükten sonra gelen, herhangi 2 fiilden önce gelen herhangi 3 sözcük. Bu çok da ilginç bir dil değil ama daha da karmaşık bir dil geliyor.
Önceki dil ile aynı söz dağarcığı, aynı üç isim, aynı iki fiil fakat bu sefer farklı bir cümle. Bu cümle bir cümlenin izlediği bir yüklemden önce gelen isme kadar genişler ve işte size tekrar. Başka bir kuralı başlatan bir kuralınız var ve böylece Vilma'yı seven Barney'i sever Fred gibi cümleler kurabiliyorsunuz. Buyurun. Böylece tümcelerin olası sonsuzluğunu elde ediyorsunuz. Bu çok basit bir örnek ama yinelemenin kullanımını günlük hayatta ve dilin günlük kullanımında sıkça görebilirsiniz. John Painter sevmez. O da arkadaşım duyduğuna göre John Painter sevmezmiş. O da arkadaşımın John'un Painter sevmediğine dair bir söylenti duyduğunu Mary'e söylediğimde Mary bundan rahatsız oldu. O da arkadaşım John'un Painter sevmediğine dair bir söylenti duyduğunu Mary'e söylediğimde Mary'nin bundan rahatsız olması beni şaşırttı. Profesör Broom dersin çoğu o da arkadaşımın John'un Painter sevmediğine dair bir söylenti duyduğunu ve bunun sonu yok. En uzun cümle diye bir şey yok. Ölene kadar daha derin ve girişik cümleler kurmaya devam edebilirsiniz. Ve bu da dilin gücünün bir parçasıdır. Şimdi söz dizimsel kurallar karmaşıktır. Söz dizimsel kuralların bir karmaşası ya da sorunlarından biri aynı cümleyi kurmak için farklı kurallardan yararlanabiliyor olmanızdır. Şu cümleyi ele alalım. Bir keresinde pijamalarımın içindeki bir fili vurmuştum. Pijamalarımın içine nasıl girdi bunu asla bilemeyeceğim. Bu Groucho Marx'ın klasik dizesidir. Buradaki espri böyleyken böyle gibi onu üreten kuralların etrafına döner. Genellikle bu bilinmezlik sorununu göstermek için insanlar zayıf düşünülmüş, göz ardı edilmiş, bu bilinmezliğe kazara sahip olan gazete başlıklarını topladılar. NBA'deki hakem tepkileri büyüyor. İşte yapının güzelliği burada. Çocuk yapımı besleyici gıdalar. Bir kasaba yetkilisi tarafından gaz birikimine yüklenen patlamadan kimse yaralanmadı. Geçen yaz Seul'de Kore Üniversitesi ziyaretim sırasında kocaman bir başlık gördüm. Aynen şöyle yazıyordu. General taciz edilen erler için tutuklandı. Şimdi cümlelerin oluşturulması ve anlaşılmasında belirsizliği önlemek hayli zordur. Bazı durumlarda anlamı açıkça belirtmek çok zor olduğundan anayasa ve bazı suç dosyalarını düzenlemede bu anlam belirsizliğini ortadan kaldırmak için dil bilim teorisinden faydalanılır. Birkaç yıl önce ciddi bir suç dosyası bir cümleye dayandırıldı. Ve olay şuydu. Biri engelli olmak üzere soyguna karışmış iki erkek kardeş vardı. Polis memuru onları görüp onlara silah doğrulttu. Ve kardeşlerden biri de polise silah doğrulttu. Polis silahını indirmesi için engelli olmayan kardeşe bağırdı. Silahı bana ver dedi. Engelli kardeş de alsın bakalım diye bağırdı. Diğeri ateş etti ve polis öldürüldü. Ateş eden kardeşin yaptığı şey adam öldürmekti. Peki ya alsın bakalım diyen engelli kardeş bu cümleyi nasıl yorumladığınıza bağlı. Çünkü cümle gayet belirsiz. Alsın bakalım ifadesi bırak alsın anlamına gelebileceği gibi sıkıysa alsın anlamına da gelebilir. Duruşmanın sonucu hakkında bilgisi olan varsa lütfen beni bilgilendirsin veya e-mail atsın. Benim anladığım kadarıyla suçlu bulundu ancak bu cümledeki belirsizlik üzerine söylenecek çok şey var. Şimdi biraz konuyu değiştirip bütün bu bilginin nereden geldiği ile ilgili konuşmak istiyorum. Ama öncesinde geldiğimiz yerle ilgili soruları alayım. Sorularınız neler? Evet. Söz dizimi. Buradaki soru söz diziminin dil bilgisinden nasıl farklılaştığı. İkisi tamamen aynı şey. Söz dizimi daha teknik bir terim. Ancak dil bilgisiyle aynı şeydir. Evet. Evet. Bu soruyu sorduğunuz için sevindim. Çünkü daha önce de söylediğim gibi bunun
pek doğru olmadığını fark ettim. Burada ortaya çıkan konu şu. Daha önce de nörolojik olarak normal olan her insanın bir dili öğrenip edinebileceğini söylemiştim. Peki nörolojik olarak normal olup etrafından hiçbir dil olmayan insanlar, gerçekte tarihte böyle vakalar görülmüştür. Kimin söylediği büyük olasılıkla belli olmayan köpekler ya da kurtlar tarafından büyütülmüş çocuklara ilişkin hikayeler vardır. Bazıları 20. yüzyılda geçen çocukların delirmiş ya da şeytani ebeveynler tarafından kilit altında tutulup hiç dil öğrenmemiş çocuklara dair korkunç hikayeler vardır. Kendilerine hiç işaret edilmediği toplumlarda yani dilsel bir tecrit altında yaşayan sağır insanlara ilişkin hikayeler de vardır. Bu vakalar çarpıcı istisnalardır ve bunlar bize bir şey anlatıyor. Dil için beyne sahip olmanın yeterli olmadığını anlatır. Birilerinin dili sizinle birlikte kullanması gerekir. İşin ilginci, bunun için çok insanın olması da gerekmemektedir. Susan Golden Meadow, kimsenin onlara işaret etmediği sağır çocuklarla çalışmıştır. Ancak onun çalıştığı sağır kardeşleri olan sağır çocuklardır ve bu çocuklar orada öylece durmamaktadır. Kendi dillerini yaratmışlardır. Bu yarattıkları Amerikan işaret dili ya da Fransız işaret dili gibi tam gelişmiş bir dil değildir. Ancak yine de söz dizimine ve ses bilgisine sahip bir dildir. İlginç bir soruydu. Başka soru? Evet. İyi bir soru. Buradaki soru, dil bilgisi fikrini ortaya atmamızı sağlayan yetilerimizde doğuştan gelen bir sınır var mıdır? Çoğu dil bilimci bu soruyu evet diye yanıtlar. Diller işleri nasıl yaptıkları konusunda hayli sınırlıdır. Örneğin, dünyada sözcüklerin cümle içindeki sıralarını değiştirerek soru cümlesi oluşturan hiçbir dil yoktur. Cümledeki beşinci sözcük eylem olmalıdır diye bir kuralı olan hiçbir dil yoktur. Ve dil bilimciler bütün bu koşullara bakıp dünyadaki hiçbir dil bu şekilde işlemez demez. Yani bunlar dil bilgisine ilişkin sınırlardır ve hayli ilginçtirler. Çünkü bu kısıtlamalar bize neyin insani normal dil olup neyin olmadığını söyler. Ancak dikkat edin, dil bilgisi üzerine inanılmaz sınırlar olsa bile hala sınırsız sayıda cümle üretebiliyoruz. Bu, beni belli bir kümeye sınırlasanız bile diyelim ki çift sayılar kümesi, hala sonsuz sayıda çift sayı var. Yani dil bilgisi de sınırlandırılabilir ancak hala sınırsız sayıda olası cümleye olanak tanır. Tanıştığımız ve davranışçılık üzerine konuştuğumuz Sözel Davranış Üzerine İnceleme kitabının yazarı, dil bilimci Noam Chomsky ile ilişkilendirilmiş dilin kaynağı üzerine sıra dışı bir iddia var. Ve bu iddiayı öne süren Chomsky'dir. Bu iddia dil öğrenmeyi öğrenme olarak görmememiz gerektiğidir. Bunun yerine dil öğrenmeyi gelişime benzer şekilde düşünmeliyiz. Yani Chomsky der ki insanların kanat yerine kollara sahip olmayı deneyim yoluyla öğrendiği ya da bazı organların temel yapılarının rastgele deneyimle oluştuğu gibi bir öneriyi kimse ciddiye almaz. Bu fiziksel yapılardan daha az karışık ve muhteşem değildir. O zaman neden dil gibi bilişsel yapıların edinimini de karmaşık insan organlarını araştırdığımız gibi araştırmayalım? Beyzbol oynamayı öğrenebilirsiniz. Amerikan İç Savaşı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ancak eğer Chomsky haklıysa İngilizce konuşmayı öğrenmediniz. Aslında olan İngilizceyi duydukça kolların, bacakların ya da görsel sistemin gelişmesine benzer şekilde kapasitenizin artmasıdır. Peki buna inanmalı mıyız? Çevrenin dili biçimlendiren bazı etkilerinin olmak zorunda olduğunu biliyoruz. Çünkü İngilizce bilmek için onu duymuş olmanız gerekir. Ve aslında diller şimdiye kadar konuştuğumuz tüm yönlerde farklılaşır. İngilizce gibi bazı diller L ve R arasında bir farka sahiptir. Diğer dillerde yoktur. İngilizce gibi bir dil için dog, morfemiyle gösterilen yaratık, bu İngilizcenin tarihsel gelişimiyle alakalı, Fransızca'da ç, Yunanca'da başka bir şeydir. 6.000 dilin her biri ve bu odada diğer bir dil bilen herkes Vietnamca'da budur, Urduca'da budur, Çekçe'de budur diyebilir. Son olarak söz dizimi. İngilizce, özne yüklem nesne dizilimine sahip dil olarak bilinir.
Bill'in John'a vurduğu düşüncesini iletmek için Bill hit John dersiniz. Ama bütün diller bu şekilde çalışmaz. Aslında dillerin çoğu, yani pek çok dil, özne, nesne, yüklem dizilimine sahiptir. Yani Bill'in vuran, John'un vurulan olduğunu iletmek istediğinizde Bill John hit dersiniz. Bütün bunların öğrenilmesi gerekir ve bunlar o dili kullananların konuşmalarına maruz kalarak gerçekleşir. Diğer taraftan bu dil becerilerinin gelişmesinin bir bakıma Chomsky'nin önerdiğine benzer şekilde olduğuna dair hatırı sayılır kanıtlar vardır. İşte dil gelişimi üzerine bazı olgular. Bir tanesi, daha önce de bahsettiğimiz bir şey, bütün normal çocuklar dili öğrenir. Dilde belli özel bozukluklar olabilir. Bunlar hakkında beyin konusunda konuşmuştuk. Bu bozukluklardan bazıları travma ya da afazi sonucu olabilir. Travma dil yetisinin kaybına yol açabilir. Ancak kimi çocukların bizim sahip olduğumuz konuşma yetilerine sahip olmadan doğdukları yerlerde özgül dil bozukluğu olarak bilinen bazı genetik bozukluklar da vardır ve bunlar birkaç açıdan ilginçtir. Bunların ilginç olmasının bir sebebi de insan dili üzerine gösterdikleridir. Bu dersi dinlemeden önce dil öğrenmen için gereken tek şey zeki olmandır veya dil öğrenme için gereken tek şey iletişime girmek istemendir ya da dil öğrenmek için gereken tek şey diğerlerini anlamak ve diğerleriyle anlaşmak isteyen sosyal bir insan olmandır diye düşünmeniz çok da mantıksız değil. Ancak özgül dil bozukluğu vakaları bu düşüncelerin hepsinin yanlış olduğunu gösterir. Çünkü şu anda dünya üzerinde gayet zeki olup diğerleriyle iletişime girmek isteyen, tamamıyla sosyal canlılar olan fakat dil öğrenemeyen çocuklar vardır. Bu da dil öğrenme ve anlama becerisinin bir yere kadar diğer zihinsel yaşantılardan ayrı olduğunu gösterir. Bu konuda devam edecek olursak, dilin herhangi bir geri bildirim ya da pratik olmadan öğrenildiğini de biliyoruz. Çocuklarına dili öğretmeleri gerektiğini düşünen birçok Amerikalı var ve DVD, okuma fişleri ve dil öğretmek için tasarlanmış birçok şey üzerine geniş bir endüstri. Birçok ebeveynin bu tip şeyleri kullanmazlarsa çocuklarının dili öğrenemeyeceğine inandığını düşünüyorum. Fakat bunun doğru olmadığını biliyoruz. Bunun doğru olmadığını çocuklarla hiç konuşmayan kabilelerin varlığından biliyoruz. Çocuklarıyla konuşmuyorlar. Çünkü bunun önemli olmadığını düşünüyorlar. Bu topluluklardaki ebeveynlerle görüşen dil bilimciler, neden bebeklerinizle konuşmuyorsunuz diye sorduklarında, bebeklerle konuşmak saçma olurdu. Bebeğin size söyleyeceği hiçbir şey yok. Köpeğinizle konuşmakla aynı şey yanıtını alabilirler. Bunun üzerine Amerikalı dil bilimci de evet, biz köpeklerimizle de konuşuyoruz diyebilir. Amerikalılar ve Avrupalılar herkesle ve her şeyle konuşur. Diğer kültürler bu konuda daha seçicidir ve çocuklar kendileri konuşuncaya dek onlarla konuşmazlar. Bu da dil öğrenmede herhangi bir fark yaratmamaktadır. Chomsky'nin Skinner'ın sözel davranışını eleştirdiği çalışmasından esinlenen bazı çalışmalarda yalnızca Birleşik Devletler'deki çocuklara baksak, onlar hiç geri bildirim almıyorlar mı diye sorulmuştur. Ve yanıt hem evet hem de hayır. Ortalama bir yüksek eğitime sahip batılı ebeveynler çocuklarına geri bildirim verir. Çocuklarının söylediği şeyler üzerinden bu geri bildirimleri verirler. Fakat bu geri bildirimi herhangi bir söz dizimi ya da dil bilgisi kuralına dayandırarak vermezler. Brown ve Honlin'in çocukların söyledikleri ve ebeveynlerin bu söylenenlere nasıl verdiklerine baktıkları, 1970'lerdeki klasik çalışmalarında görülüyor ki, ebeveynler çocuklarının söylediklerinde dil bilgisi doğruluğu değil de telaffuzdaki şirinlik ya da sosyalliğe tepki vermekte. Örneğin, çocuk
ben seni sever anneciğim dediğinde, hayır, burada yüklemi özneye göre çekimlemedin. Bu yanlış diyen bir ebeveyn hayli garip olurdu. Benzer şekilde bağırsaklarından nefret ediyorum anne diyen çocuğa, mükemmel nesnesi, öznesi ve yüklemi olan doğru yapıda bir cümle bu diyen anne de garip olur. Çocuklara yanıt verirken birbirimize yanıt verdiğimiz gibi davranıyoruz. Yani telaffuzun dil bilgisel doğruluğuna değil, taşıdığı anlama göre hareket ediyoruz. Çocuklar sürekli dil bilgisel hatalar yaparlar ve bu hata yapıldığında herhangi bir düzeltme gelmez. Bunlar bazı temel gerçeklerdir. Dilin zaman akışı üzerine ne biliyoruz? Çocukluk döneminin başladığı erken zamanlarda kendi dillerinin melodisini tercih ederler. Bu çalışmalar emme metodu kullanarak Fransa'da 4 günlük bebeklerle yapılmıştır. Hatırlayın, bebeklerin yapabileceği sınırlı sayıda şey vardı. Bunlardan biri emmedir ve bebeklerin Fransızca duymak için emziği emmeleri gerekmektedir ve Rusça duymak yerine Fransızca işitmeyi tercih etmişlerdir. Araştırmacılar bebeklerin yaşamlarının ilk günlerinde Fransızcaya maruz kaldıkları için böyle davrandıklarını söylemektedir. Çoğu Fransa'dan olan eleştirmenler bu çalışmaya hayır, belki de Fransızca daha iyi tınlamaktadır, herkes Fransızcayı tercih eder diyerek karşı çıkmaktadırlar. Bu yüzden bu çalışma Rusya'da tekrarlanmıştır ve Rus çocukların Rusça duyarken Fransızca duydukları zamana göre daha sert emme davranışı gösterdikleri gözlemlenmiştir. Ve dinledikleri şeyler sözcükler değildir. Sözcükleri henüz bilmiyorlar. Söz dizimini de bilmiyorlar. Dinledikleri dilin ritmidir. Sizin için Fransızca ve Rusça kulağa farklı gelir. Benim gibi ikisi hakkında hiçbir fikriniz olmasa bile ikisi de kulağınıza farklı gelir. Bebekler için de durum böyledir. Fransa'da ya da Rusya'da yetiştirilen bebekler hangisinin kendi dili olup olmadığını ayırt edebilir. Başlangıçta çocuklar her foneme duyarlıdır. İngilizce konuşan çocuklar, örneğin İngilizce konuşabilen Birleşik Devletler'de doğmuş bebekler, lip ve rip fonemlerini ve İngilizce'de örneği olmayan fonemik yapıları, örneğin Çekçe ya da Hintçe'deki fonemleri ayırt edebilirler. Evet. Merak ediyorum da çocukların söylediği yanlış şeyleri kullanarak onlarla konuşabilir misiniz? Çünkü ben bir yaz Fransa'daydım ve orada bazı komşularım vardı. Komşularımdan nefret ettim. Onların aptal olduklarını düşündüm. Yalnızca Fransız oldukları için değil ama bebekleri vardı ve abidik kubidik sesler çıkarıyordu. Ve onlar da bebeğe benzer şekilde yanıt veriyordu. Ebeveynler de bebeklerine abidik kubidik sesler çıkartabilir. Ve ben bu insanlardan nefret ettim. Bebeğe bir şeyler söylediğiniz sürece ne söylediğiniz fark eder mi? Sorduğum soruda birden çok şey var. Bebeğiniz kuku gaga diyorsa ona kuku gaga şeklinde karşılık vermeniz fark eder mi? Sorusunun yanıtı hayır, fark etmez. O insanlara nefretin yersiz. Sanırım şimdi kendini kötü hissediyorsun ancak bence için rahat olsun. Çocuğumla kusursuz İngilizce konuşuyor olman çok garip olur. Kimse, merhaba çocuğum, altını değiştirmemi istiyorsan kıpırdamadan dur demez. İyi bir ebeveynlik şekli değil. Bu hatta kulağa biraz aptalca gelmekte. Birçok insanın dediği, ah ne kadar şirin bir bebeksin sendir. Evrimsel psikologlar bebeklerle komik şekilde konuşmamızın işlevini tartışmaktalar. Bunun dil öğrenimine yardımcı olmadığını söyleyen insanlar vardır. Diğer taraftan bunun bebeği sakinleştirmek için yapıldığını söyleyen insanlar da vardır. Bebekler yumuşak sesin melodisini duymaktan hoşlanır. Ancak böyle yapıp yapmamanız büyük bir fark yaratmaz. Konu özellikle bebeklere geldiğinde ebeveynlerin onlarla nasıl konuştuklarının bebeklerin dil öğrenmesi üzerine etkisini bulmak hayli zordur. Önceleri bebekler tüm fonemlere duyarlıdırlar ancak bu zamanla kaybolur. Bu ilk 12 ay sürede gider. Bu bebekken şu an yaptığınızdan daha iyi yaptığınız şeylerden biridir. Bebekken çok dilli bir aptalsınız.
dünya üzerindeki her dildeki ses farklılıklarını ayırt edebilirsiniz. Şimdi ise eğer benim gibiyseniz İngilizceyi bile zor anlarsınız. Yalnızca işittiğiniz dile duyarlı kalana dek sınırlarınızı daraltırsınız. Bu daraltma büyük ölçüde ilk 12 ay civarında olur. İlk 7 ay civarı geveleme dönemidir. Ama şimdi burada durup sorunumuza geri dönmek istiyorum. İşaret dili konusuna geri döneceğimizi söylemiştim ve şimdi işaret diline maruz kalan bebeklerin geveleyip gevelemediği sorusunu araştıran Seçkin Çalışmalar dizisine ait kısa bir film izletmek istiyorum. Benim alanımdaki son 10-20 yıldır görülen şaşırtıcı bulgulardan biri, işaret dili ediniminin konuşma dili edinimiyle tamamen aynı şekilde gerçekleştiğinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu şekilde olmak zorunda değildi. Sadece işaretler üzerinden konuşmanın daha avantajlı olabileceği akla daha yatkındı. İşaret dilleri gelişkin diller olabilir ama öğrenmek daha zordur. Çünkü beyin ve vücut konuşmaya adapte olmuştur. Olayın sadece bu olmadığı ortaya çıkmıştır. İşaret dilinin gelişimsel mihenk taşlarıyla konuşma dilinin gelişimsel mihenk taşlarının birebir aynı olduğu ortaya çıkmıştır. Gevelemeye aynı noktada başlarlar. İlk sözcükleri, ilk cümleleri, ilk karmaşık yapıları oluşturmaya başlarlar. Beynin konuşma dili edinimi ve kullanımıyla işaret dili edinimi ve kullanımı arasında çok da ilginç bir fark yoktur. İlk 12 ay civarında çocuklar ilk sözlerini kullanmaya başlarlar. Bunlar köpek, yukarı, süt gibi nesne ve hareketleri karşılayan sözcüklerdir. Sözcüklerin dizilimine duyarlılık göstermeye başlarlar. Köpek kediyi ısırdı cümlesinin kedi köpeği ısırdı cümlesinden farklı olduğunu bilirler. 18 ay civarında sözcükleri daha hızlı öğrenmeye başlarlar ve kurabiye istiyorum, süt döküldü gibi mini cümleler kurmaya başlarlar. De, den, e gibi morfemlerse yavaş yavaş kendiliğinden ortaya çıkar. Ve şimdi kötü haber. 7 yaş civarında ergenliğe girerken dil öğrenme yetisi kaybolmaya başlar. Bununla ilgili en iyi çalışma Birleşik Devletler'deki insanları 30-40 yıl boyunca gözlemleyip İngilizceyi ne kadar iyi konuştuklarını araştıran Eliza Newport ve Sam Supala tarafından yapılmıştır. Ne kadar zeki olduğunuz, ana diliniz İngilizce olmadığında İngilizceyi ne kadar iyi konuşacağınızın belirleyicisi değildir. Buradayken kaç aile üyenizin olduğu da değildir. Ne kadar istekli olduğunuz da değildir. Belirleyici olan kaç yaşında olduğunuz ve İngilizceyi öğrenmeye ne zaman başladığınızdır. Görülen o ki yaşamınızın ilk yıllarında ikinci bir dil öğrenmeye başlarsanız bir sorun yok. Ana diliniz gibi konuşabilirsiniz. Ancak sonrasında işler gitgide kötüleşiyor. Ergenliğe girdiğinizde dil öğrenme yetinizde aniden büyük değişimler oluyor. Nadir de olsa bazıları ergenlik sonrası dönemde İngilizceyi aksansız konuşabiliyor. Aksan değiştirilmesi güç bir şeydir ve değiştirilmesi güç olan sadece aksan değildir. Aynı zamanda söz dizimi, yapı bilgisi ve ses bilgisinin değiştirilmesi de zordur. Beynin dil öğrenmeden sorumlu bölümü yalnızca gelişimin erken dönemlerinde mevcuttur ve o dönemde dil öğrenilmezse işlevini yitirir. Bu dersin ilk kısmında dil üzerine konuşmaya devam etmek ve sonra da algı, dikkat ve bellek konularına geçmek istiyorum. İlk başta dilin evrensel özelliklerinden bahsetmiş, sonra dilin fonoloji, morfoloji ve söz dizimi gibi yönleri hakkında detaylara girmiştik. Dilin bu muhteşem şeyleri nasıl yaptığını, gelişigüzel sesleri çeşitli kavramları başkalarına aktarmak için kullandığını ve bu sembolleri sınırsız sayıda anlamlı cümle üretebilecek birleştirici bir sistem olduğundan bahsettik. Sonra dil gelişiminden bahsettik ve gelişimsel süreçlerden, dil öğrenme konusunda gerçekten iyi olan bebeklerden, sizin gibi beyinleri katılaşmış,
dil kapasitesi ölmüş kişilere uzanan yolu anlatmıştık. Son konu ise hayvanlar. Artık dil hakkında bir şeyler bildiğimize göre hayvanların da bu tür bir dile sahip olup olmadıkları sorusunu sorabiliriz. Ve eğer değillerse onlara öğretebilir miyiz? Şimdi hayvanların çeşitli iletişim sistemlerine sahip olduklarına dair bir şüphe yok. Bunu uzun zamandır biliyoruz. O yüzden bu bir tartışma konusu değil. Ve dil derken iletişimden bahsediyorsanız cevap kesinlikle evettir. Köpeklerin, arıların ve maymunların dilleri vardır. Eğer dil derken daha önce söylediğimiz özelliklere sahip İngilizce, işaret dili ve İspanyolca gibi bir şeyden bahsediyorsak cevap kesinlikle hayırdır. Hayvanların iletişim sistemleri üçe ayrılır. Ya sınırlı sayıda çağrışa sahiptir, mesela vervek maymunlarının yılan saldırısı ya da leopar saldırısını belirten çağrışları vardır. Bazen de sürekli bir analog sinyal vardır. Mesela arı dansı böyledir. Arı dansı yiyecek kaynaklarının yerini söyler ama söz dizimsel olarak yapılandırılmış değildir. Bunun yerine dansın yoğunluğu yiyecek kaynağının zenginliğine göre değişir. Ya da bir kuşun şakıması gibi bir konu üzerinde gelişigüzel değişkenlik gösterenler de vardır. Fakat gerçek anlamda bir fonoloji, morfoloji, söz dizimi, birleştirici sistemler ya da rastgele isimler göremezsiniz. Bu da özellikle bir tartışma konusu değildir. Gerçi yine de birçok tartışma vardır. İnsan dışı iletişim sistemlerin özeti budur. Kanzi, Noam Chomsky ya da belgesel kanallarında gördüğünüz diğer ünlü primatlara baktığımız zaman tartışma daha da alevleniyor. Bu oldukça tartışmalı bir konudur. Eğer Gray'in kitabını okuduysanız, içindeki hiçbir şey yanlış olmamasına karşın kitabın hayvanların yetileri konusunda söylenenlere biraz fazla kolay inandığını düşünüyorum. Birçok bilim insanı Kanzi gibi hayvanların çeşitli kelimeler öğrenseler bile çok azını öğrenebildiklerini öne sürmektedir. Ve eğitilmeleri günde ya da saatte bir kelime öğrenebilen gelişimi normal çocukların aksine uzun yıllar gerektirir. Söylediklerini belirli bir sıraya göre söylerler fakat bu sıra çok sınırlıdır ve tekrarlayıcı özellikleri yoktur. Hatta bu özelliğin yokluğu da bir tartışma konusu değildir. Son olarak eğitimli şempanzelerin söyledikleri bolca tekrar içerir ve belgesellerde gördüklerimiz bunların içinden alınmıştır. Böyle yaptıkları zaman size oldukça etkileyici gelebilir fakat aslında söylediklerinden rastgele bir kısım alırsanız şöyle bir şey olacaktır. Bu bir şempanzenin söyleyeceği tipik bir şeydir. Nim yemek, nim yemek, iç ye ben nim, ben sakız, ben sakız, gıdıklar beni, nim oynamak, ben yemek, ben yemek, ben muz, sen muz, ben sen vermek, muz ben, ben yemek, ver portakal, bana vermek, portakal yemek, ben portakal yemek. Lila Greitman bir keresinde eğer normal gelişim gösteren bir çocuk böyle konuşsaydı annesi babası koşa koşa bir nöroloğa giderdi demiştir. Burada daha kapsamlı bir soru var. O da neden bir şempanzenin bir insan dilini öğrenmesini bekleyelim ki? Bir hayvan türünün başka bir hayvan türünün sahip olduğu kapasiteye sahip olmasını bekleyemeyiz. Mesela yarasalar seslerinin yankıları sayesinde bazı kuşlarda yıldızlara bakarak yönlerini bulurlar. Ama kedilerin seslerinin yankılarıyla ya da köpeklerin yıldızlara bakarak yönlerini bulup bulamayacaklarını araştıran yoktur. Tabii ki şempanzeler dil öğrenebilmeli demek size çekici gelebilir. Çünkü muhtemelen dil hakkında kötü fikirler edinmiş olabilirsiniz. Mesela şöyle diyebilirsiniz. Bakın, şempanzeler dil kullanabilir çünkü çok zekiler. Buna verilecek cevapsa zekiler ama zeki olmanın yeterli olmadığını biliyoruzdur. İnsanın dil kapasitesinin tek nedeni zeki olması değildir.
Dil kapasitesindeki bir bozukluk nedeniyle bir dili konuşamayan ya da anlayamayan zeki çocuklar da vardır. Yani şempanzelerin zeki olmaları dil öğrenebileceklerini göstermez. Şempanzelerin bizim en yakın evrimsel akrabalarımız olduğunu da belirtmek gerekir. Yani onlarla birçok ortak yetimizin olmasını bekleyebiliriz. Diğer yandan onlardan çok uzun süre önce ayrıldık ve insanlar temelde şempanzelerden farklıdır. Üzerinden 5 milyon yıl geçmiştir ve bu da dil kapasitesinin evrilmesi için yeterlidir. Şimdi bunları insan dışı iletişim sistemlerinin ilginç olmadığını göstermek için söylemiyorum. Burada kendi görüşümü belirteceğim. Bence şempanzelere, şebeklere, gorillere işaret dili gibi bir insan dilini öğretmeye yönelik çabalar biraz yanlış yönlendirilmiştir. Bunlar bir grup maymunun bir çocuğu kaçırıp ona maymunların çıkardığı gibi sesler çıkarmasını öğretmeye çalışmak gibidir. Eğlenceli olabilir fakat bize pek bir içgörü kazandırmaz. Bence bu hayvan iletişim sistemlerinin vahşi doğada incelenmesi daha ilginçtir. İnsan dilinin bütün dillerde bulunan belirli özellikleri vardır. Aynı dilsel programı vervet maymunlarının çağrışlarına ya da arı dansına uygulamaya çalışmak ilginç olacaktır. Böylelikle dil hakkındaki bölümü bitirebiliriz. Fakat konuşmadığımız birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Psikolojiye giriş dersinin kötü yönlerinden biri de birçok konuyu hızlıca geçmeniz gerekmesidir. Eğer sadece dil üzerine bir ders alırsanız ders kitabında kısaca değinilen beyindeki dil yapıları hakkında daha fazla şey öğrenebilirsiniz ki bu konuda oldukça geniş bir literatür vardır. Benzer şekilde afazi, özgül dil bozuklukları, disleksi gibi dil bozuklukları da vardır. Dil algısı ve üretimi üzerine çalışanlar da vardır. Kelimeleri çok kısa sürede anlama ve üretme gibi muhteşem bir şeyi nasıl başarıyoruz? Bu yeti nereden gelir? Mesela dil çalışmalarından farklı olarak bir de okuma çalışmaları vardır. Darwin'in dilin bir içgüdü olduğunu söylediğini hatırlayın. Dili okuma da dahil bizim için çok da doğal olmayan şeylerden ayırmıştır. Hatta okumak zordur. Okuma kültürel bir icattır ve her insan bilmez. Dilin aksine yıllar boyunca büyük zorluklarla öğrenilir. Diğer yandan yazı dil ile kesişir. Yazı dili konuşmadan yazmaya iletmenin yeni bir yoludur. Bu yüzden okumayla ilgili psikolojik ve sinir bilimsel çalışmalar oldukça ilginçtir. Mesela iki dillilik ve çok dillilik var. Buradaki insanların aklındaki soru, bir ya da daha fazla dil öğrenmeniz o dili ne kadar öğreneceğinizi etkiler mi olacaktır? Çok dilli insanlar bu kadar farklı dilleri nasıl tek bir beyne kodlayabiliyorlar ve benzerleri. Son olarak çok ateşli bir konu da dil ve düşünce arasındaki ilişkidir. Hatta birkaç yıl önce sadece bu konuyla ilgili dil ve düşünce adında bir seminer verdim. Çok harika bir sorudur ve içinde iki ayrı soru vardır. İlki, soyut düşünce için dil gerekli midir? Bu soruyu yanıtlamanın bir yolu bebekler ve şempanzeler gibi dili olmayan canlılara bakıp onların ne kadar zeki olduğunu görmektir. Eğer gerçekten zekiyseler bu soyut düşünce için dilin gerekli olmadığına işaret eder. Diğer yandan bazı bilişsel sınırlılıkları olabilir. Bu da dilin soyut düşünebilmek için gerekli olduğuna işaret eder. Bununla ilişkili bir soru da şudur. Bir dili onun yapısal özelliklerini bilmek düşünce şeklinizi değiştirir mi? Ve bilinen dilin düşünce şeklini etkilediği iddiası dilsel görelilik ya da Sapir-Whorf hipotezi olarak adlandırılır. Örneğin Korece ve İngilizce konuşan kişileri karşılaştırıp bu diller arasındaki yapısal farkların düşünme şekillerini değiştirip değiştirmediğini araştıran birçok çalışma vardır. Bunlardan bazıları size verdiğim okumalarda, Gray'in kitabında ve Norton okumalarından alınmış parçalarda tartışılıyor. Sizden de bu soruyu en iyi şekilde cevaplamanızı istiyorum. Dil hakkındaki sorularınız nelerdir? Evet,
Bazı insanların daha kolay dil öğrenmesini nasıl açıklarız diye soruldu. Aynı soruyu ana dil edinimi için de sorabiliriz. Çünkü bazı çocuklar konuşmayı hızlı öğrenir, bazıları ise yavaş. Yale'deki ikinci dil öğrenme zorunluluğu bazılarınızı hiç zorlamıyordur. Bazıları ise sersefil olmuştur. Ve oldukça değişkendir. Mesela Einstein konuşmayı geç öğrenmiş ve 4 yaşına kadar konuşmamış. Hatta dediğine göre ilk sözlerini ailesiyle yemek yerken kaşığı masaya bırakıp söylemiş. Çorba çok sıcak. Anne babası çok şaşırmış ve daha önce hiç konuşmadın demiş. O da şimdiye kadar her şey iyiydi demiş. Hikaye doğru değil tabii. Bu farkların neden kaynaklandığını kimse bilmiyor ve bilmek de şaşırtıcı derecede zor. Kadın olmanın küçük bir avantajı var. Kızlar dil konusunda erkeklerden biraz daha iyidirler ama aradaki farkı istatistiksel olarak görmek için 100 kişiye ihtiyacınız vardır. Burada genetik bir faktör var. Eğer anne babanız erken konuşmaya başladı ya da diğer dilleri kolay öğrendilerse sizin de böyle olma olasılığınız daha fazladır. Fakat bu farkların beyinsel, bilişsel ya da sosyal temelleri hala tartışmaya açıktır. Evet. Bu aslında çocukların tek bir dile maruz kaldığı ülkeler, örneğin Amerika, dışındaki ülkelerde genellikle böyledir. O zaman çocuklar her iki dili de öğrenirler. Çocuklar dilleri, ses sistemleri ve ritimleri açısından ayırt etme konusunda iyidirler ve bu genelde kafalarını karıştırmaz. Yani sadece birden fazla dil öğrenirler. Dünyada genellikle böyledir. Evet. Dildeki hemisferik uzmanlaşma hakkındaki soru. Aslında önceki söylediklerimden daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Biliyorum çok tatmin edici değil. Eğer sağ elinizi kullanıyorsanız dil büyük ihtimalle beyninizin sol tarafında. Burada kaç kişi solak? Sizde ne olduğunu bilmiyoruz. Bazılarınızınki sol, bazılarınızınki sağ tarafta. Bazılarınızınki biraz karışmış. Peki neden böyle? Hatta en başta neden bazıları solakken bazı insanlar sağ ellerini kullanıyor? Bunlar güzel sorular. Evet. Evet, yanıt vereceğim ama maalesef yanıtladığım son soru olacak. Soru şu, birçok dili aynı anda öğrenmek onları tek başına olduğundan daha yavaş öğrenmemize neden olur mu? Böyle olması mantıklı geliyor. Zihinsel kaynaklar sınırlıdır. Eğer İngilizce öğreniyorsam bunların hepsini İngilizce için kullanırım. Eğer hem İngilizce hem de İspanyolca öğreniyorsam işler bölünür. Ve ikisinin de daha yavaş öğrenilmesini beklersiniz. Bu dil gelişimi konusunda genel mantığın doğru çıkmadığı bulgulardan biridir. Birden fazla dil öğrenen çocukların tek bir dil öğrenen çocuklara göre bir eksiklikleri yoktur. Yani ben sadece İngilizce öğrenen bir çocuksan ve sen de hem İngilizce hem de İspanyolca öğrenen bir çocuksan sen de İngilizceyi benim hızımda öğrenirsin. Birkaç dili birlikte öğrenmede bir sorun olmadığı görülmemektedir. Ortaya çıkan diğer bir soruysa bilişsel bir zarar var mı? Yani bazıları birkaç dili öğrenmenin çocuklara çeşitli şekillerde zarar vereceğini öne sürmüşlerdir. Mesela Quebec'te çocuklara İngilizce ve Fransızcanın nasıl öğretileceğine dair tartışmada böyle bir iddia ortaya atılmıştır. Durumun bu olmadığı görülüyor. Bildiğimiz kadarıyla çocukken birkaç dil öğrenmenin bir zararı yok. Cevaplayabildim mi? Tamam. Haftaya görüşürüz.